Gıybet yapmak, ölmüş kişinin etini yemek olduğundan oruçlu olan kişinin gıybet yapması orucunu bozar mı? diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'du. Gıybet yapmak büyük günahlardan olmakla beraber oruca zararı olan veya orucu bozan bir günah veya bir eylem değildir. Evet. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Azimüşşan gıybet yapmayı ölmüş olan kardeşinin etini yemek olarak nitelendirmiş. Evet. Ancak bu maddi bir yemek değil, manevi bir yemek. Yani Hı -hı. bu derece bir vebali olduğu, bu derece bir günah olduğu vurgulanmıştır. Evet. Bu açıdan bakıldığında vücuda herhangi bir şeyin girmeyip de ee, sadece bir kavil ile bir söz ile hı hı. kişinin e, bir takım hareketlerde veya eylemde bulunması e, orucuna ziyan getirmeyecektir. Şu kadar var ki İmam-ı gazali rahimullah e, orucu üç kısma ayırıyor. Hı hı. avamın orucu, havasın orucu, bir de daha hususi olan ahasul havas diye hı hı. tabir edilen kişilerin orucu. Avamın orucu normal bildiğimiz orucu bozucu olan şeylerden yani insanın hem şehevi ihtiyacını tatmin edecek olan işte tenasül uzvunu hem de bedenini ayakta tutabilecek olan beslenmesini sağlayan midesini yemekten içmekten ve cinsi münasebetten fecirden ve güneşin batımına kadar olan zaman diliminde durması kendisinin kişinin koyması olarak evet değerlendirilir, beyan edilir. Bu bildiğimiz e, oruçtur. Buna muhalefet etmek bu kişinin orucunun bozulması Hı. demektir. Ancak havas olan kişinin orucu ise Gazali'nin beyanında e, bunun yanı sıra kişinin günahtan da kendisini adı koyması demektir. Hı. Yani yemekten içmekten kendini alıkoyduğu gibi bu zaman zarfında günah işlemekten de kendisini alıkoyacak. Evet. Gıybetten alıkoyacak, yalandan alıkoyacak. Harama bakmaktan, haram konuşmaktan, haram dinlemekten, Allah'ın yasak etmiş olduğu her türlü hal ve hareketlerde bulunmaktan kendisini geri tutacak. Evet. Bu şekilde tutulacak olan bir oruçta havas olan kişilerin orucudur buyurmakta. Bir de ehasül havas diye tabir edilen daha hususi kişilerin orucu, bu ikisiyle beraber, yani birinci de anlatılan yemekten, içmekten ve cinsi münasebetten kendini geri tutmakla beraber, hı hı. E, günah işlemekten de kendini geri tutmakla beraber, kalbe gelebilecek olan masivalardan da kişi kendisini arındırması. Evet. Bu daha hususi bir manada tutulacak olan oruçtur. E, Tabi bunların ikinci ve üçüncü merhalede bahsettiğimiz oruç şekli, orucun sıhhatına mani olan değil, ancak orucun mevzalihi orucun hakikati oruç ibadetinin kişine kazanması kazandıracağı e, fazileti beyan etme sadedinde söylenmiş olan bir durumdur. Evet. Dolayısıyla gıybet her ne kadar çok büyük günahlardan olsa da e, fiziksel olarak vücuda bir şey girmediğinden dolayı orucu bozar olarak değerlendirilmemiş, orucu bozucu olarak kabul edilmemiştir. Ama tabii ki çok büyük bir günahtır. Bundan e, kaçınılması gerekir. bahusus Ramazan ayı gibi ibadet ha. ayı olan, daha fazla ibadetlere ağırlık verilmesi gereken, Kur'an-ı Kerim okunmasına daha fazla ağırlık verilmesi gereken bir ay olan bu ayda, kişinin kendisini bu gibi günahlardan daha fazla geri tutması gerekir. Tabi şunu da vurgulamak isterim, gıybetin tanımı ile alakalı, bunu belki daha önceden de konuşmuş idik, ee, işte ben falancı kişi hakkında söylüyorum ama bu söylediklerim doğru, doğru evet. ki zaten doğru olması durumunda buna gıybet deniyor hı hı. ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde beyan edildiği üzere şayet bu yalansa onun hakkında olmayan bir şeyi siz dillendirdiyseniz bu iftiradır ki bunun cezası daha şiddetlidir daha farklıdır. O yüzden e, yüzüne karşı söyleyemeyeceğiniz veya söylemeniz durumunda hoşlanmayacağı bir takım hal ve hareketlerini o kişinin arkasından söylemek gıybettir. Bundan kaçınmak gerekir ve dediğimiz gibi bahusuz Ramazan-ı Şerif ayında daha dikkatli, daha titiz davranmak gerekmektedir.